Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda değerli dostum Ali var. Kendisiyle yaklaşık 3 aydır özel bir kol antrenmanı uyguluyoruz. Ve çok iyi sonuçlar aldık. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ali kollar kaça kadar geldi sanırım? 43'e kadar çıktık şu anda. Tabii bu herkesin genetik yapısına, sağlık geçmişine, potansiyeline göre değişiklik göstermekle beraber Ali'de çok iyi sonuç aldık. Siz de potansiyelinize güveniyorsanız bu antrenmanı yaparak sonuna kadar bunu ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi ilk hareketimiz bir ısınma hareketi gibi. Hafif dumbbellları yanlara doğru saldık. Hadi bakalım bir ısınma. 8 tane. Bir asansörün en alt katta olması gibi düşünün. Burada 8 tane bunu yapacağız. Evet. Sonra ikinci kata çıkıyor asansör. Biraz daha yukarı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve en yukarı şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Çok güzel. Biraz dinlendiriyoruz. Birinci hareketimiz buydu. Ve bununla açıkçası birinci setimizi yaptık. Bundan tam 3 set yapmanızı isteyeceğiz. Biz haydi ikinci sete de başlayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve şimdi yukarı. 1, 2, kollar burada indirdi sanki biraz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çok güzel. Biraz dinlendiriyoruz şimdi. Şimdi bugün başlangıç seviyesinde 2 set yaptıracağım. Çünkü videoyu görüp bizimle beraber yapanlar diyorlar ki abi kollarım kapanmıyor, işte kaslar tutmuyor, kaşığı ağzıma götüremiyorum diyenler var. Dolayısıyla onları zor durumda bırakmamak için 2 setle başlatıyorum bugün. Ama siz ileride bunu 3 set, 4 set, 5 setlere kadar çıkabilirsiniz. İkinci hareketimiz biceps curl dediğimiz. Şu şekilde yandan göstereyim. Omuzları kilitledik ve bu. 2, 3, 12 yapalım. 4, devam. 5, 6, 7, 8. Bakın omuz tamamen kilitlendi. 1 ve 12. Güzel, biraz dinlendiriyoruz. Sonra bir set daha gireceğiz. Burada aradığımız kriter omzu oynatmamak. Evet. Çok güzel. 7 ve 8. İkinci seti de yaptık. Harikasınız. Şimdi geldik üçüncü hareketimize. Üçüncü hareketimiz dumbbellları şu şekilde göğüs hizasında tutuyoruz. Öne doğru uzatıp çekiyorum. 1. Uzat ve çek. 2, 3, 4, devam. 5, 6, 7, devam. 8. Evet, şimdi ikinci setimize başlıyoruz. Aynı hareket, haydi bakalım. Dediğim gibi ilk kez yapıyorsanız 8 tekrar da olabilir, 12 tekrar da yapabilirsiniz ama başlangıç programında 8 ile başlayın. Yavaş yavaş bunu 10'a çıkarın. Daha sonra da 12'ye çıkarabilirsiniz. Çok güzel. Bravo. Çok iyi. Bravo. Şu an kası hissettik. Nabzı ben şu an buradan duyabiliyorum. Sadece bir kol antrenmanında bile ciddi nabzı alabiliyoruz. Geldik sıradaki hareketimize. Bunun için evde herkes bir sehpa, bir koltuk, sandalye kullanabilir. Ben fitness salonlarında olan şu bench press sehpasını, konsantrasyon yapacağız. Evet arkadaşlar, sıradaki hareketimiz konsantrasyon hareketi. Şimdi öncelikle dumbbellımızı alıyoruz. Gövdeyi kamburlaştırmadan hafifçe öne doğru bükülebilirsiniz. Evet, şimdi dirseği bacağın içine oturttunuz ve buradan konsantrasyonda yavaş yukarı kaldırıyorum ve indiriyorum. 1, evet, 2, 3. Güzel. Dikkat edin. Yavaş yapıyor. Akıcı yapıyor. 8 sağ 8 sol yapalım. Başlangıç setlerinde. Ve ileride bunları yine 12'lere kadar çıkaracağız. Konsantrasyon setimizde de bunu bu şekilde yapıyoruz. Çok güzel. Diğer kola geçiyoruz şimdi. Dikkat edin. Zaten hareketi yaptığınız anda kolda hemen hissedebiliyorsunuz. Devam edelim. 1, 2,
Çok güzel. Şu anda dediğim gibi yaklaşık 3 aylık bir antrenmanda biz kesitleri alabildik. Şekillendirmeyi sağladık. Ha, bu arada neye dikkat ettik? 8 oldu. Diğer kola geçelim. Tekrar sağ kolla devam ediyoruz. Bu arada beslenmemize dikkat ettik. Biraz daha ketojenik beslenme dediğimiz faydalı yağlar, işte proteinler, karbonhidratlar, dengeli bir beslenme programı yaptık. O ayrı bir video konusu. Ama bu işi beslenmeyle ve doğru antrenmanla birleştirdiğinizde çok iyi sonuçlar alacaksınız. Gördüğünüz gibi şu anda dumbbell'ı yavaş kaldırıyor, yavaş bırakıyor. Çok güzel. 8 olacak şekilde devam ediyoruz. Harika gidiyor. Evet. Çok güzel. Siz de bir çift dumbbell olarak evinizde bu hareketleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer kola geçiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Evet, çok güzel. Şu an bu videoları sizler için hazırlıyoruz arkadaşlar. Spor salonuna gelemeyen, evinde antrenman yapmak isteyen kişiler için diğer 8'imizi de tamamlamış olduk. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Kısa bir mola. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki hareketimiz kolları havaya doğru kaldırıp izometrik kasılma dediğimiz. Buradaki izometrik kasılmada aslında hareketi yapmıyormuş gibi gözükmesine rağmen şu anda kaslar bu dumbbellları tartmaya devam ediyor. Ve bu esnada da kasa bir yük bindiği için çok etkin bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ben bu arada saniyeme bakıyorum. Güzel. Evet. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet. Çok güzel ve bırakıyorum. 12 saniye bekledim. Dinlendiriyoruz. Biz de bu arada salonda çalışıyoruz. Gelenler oluyor, hareket soranlar oluyor. Bu kol patlatan antrenman bu senenin trendi olacak. Bunu herkes bence inanarak yaptığında, beslenmesine dikkat ettiğinde çok iyi sonuçlar alacak. Haydi bakalım. Bir 12 saniye daha. 1, 2. Bunda zaten ileride 20 saniyelere kadar çıkmanız gerekiyor. 30 saniyelere kadar çıkabilirsiniz. Bunları yaptığınızda açıkçası kaslarınız ben buradayım diyecektir. Çok güzel. Evet. Güzel. Dinlendiriyoruz. Şimdi bu hareketi de yaptıktan sonra ana hareketlerimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra neye dikkat etmeleri lazım? Kilo belirlerken tamamen kendi kilo. Diyelim ki şimdi onları bırakalım. Şu en baştaki kiloları alır mısın Ali? Evet, şu ikisini aldı. Mesela bize bir tane ilk başta yaptığın hareketi yapar mısın? Şu an bir şey hissediyor musun hareketi yaparken? Bir onu alalım. Şu an boşta gidiyor değil mi? Evet, boşta gidiyor. Şimdi bu şekilde yaptığınızda gelişim olmayacaktır. Çünkü kasta bir zorlanma ya da bir direnç noktası oluşturamıyoruz. Dolayısıyla burada mesela ben size 12 tekrar dedim değil mi? 12 bunu bırakalım tekrar. Geldiniz. Bizim tabii burada bir dumbbell setimiz var ama hani bu çanta setler var. Ağırlık ekleyerek yapabiliyorsunuz. Bir bitiriş hareketimiz var. Eğer dumbbell setiniz varsa bu şekilde bitirişinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapanış hareketimiz geliyor. Set payı alalım burada. Evet. Arkadaşlar şöyle gideceğiz. Evet. Şimdi şöyle gidelim. 12 kilo alacağım, 12 kiloları 1 2 3 6 yapacağım. 14 kiloyu alacağım, 4 yapacağım. 16 kiloyu alacağım, 2 yapacağım. 18 kiloyu alacağım, 1 yapıp bitireceğim. Tamam mı? Tamam hocam. 6 4 4 2 1. 1 evet. 6 4 2 1. Yani her seferinde 2 kilo artarak geliyoruz. Hazırsan, hazır olduğunda 6 tekrarla başlayabiliriz. Evet, şu anda aldık 12 kilolarla. 2 3 çok güzel. 4 5 6. Hemen bırakıyoruz. Hiç dinlenmeden hemen bir sonrakine aldım. Kaldırış esnasında bel sağlığınıza dikkat edin. Squat pozisyonunda ağırlıkları çekin. Yani bizim hip hinge dediğimiz güvenli kaldırışta kaldırın. Dördü geçmeyelim. Güzel. Hemen sonrasında şimdi iki tane yapıyor. Bir. Hop. İki. Bırakıyoruz. Şu an kasın yorulduğunu ben buradan görebiliyorum. Tükeniş noktasını yakaladık. Bir. Evet. İki, bir tane de ekstra kendisi ekledi Ali. Evet hocam. Ben dedi her zaman sınırları zorlamayı seviyorum dedi. Ve bu şekilde açıkçası kapanışımızı bir turla yaptık ama bu turu ilerleyen seviyelerde 3 tura kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Eğer evde böyle dumbbell setiniz yoksa dediğim gibi böyle çanta modelleri var. Ağırlıkları ekleyebiliyorsunuz. Bakın şu anda kolları bir gösterelim. Kollar sadece bir antrenmanda bile parçalandı, hacimlendi ve şu an burada kan dolaşımı arttı. Kas yoğunluğu tekrar canlandı.
İşte ortaya böyle bir görüntü çıkmış oldu değerli arkadaşlar. Bizimle beraber bu kol antrenmanı eşlik ettiğiniz için, belki de şu an dumbbell'larınızla bizimle beraber yaptığınız için ben teşekkür ediyorum. Son hareketi eğer evde setiniz yoksa pas geçebilirsiniz. Ondan öncekileri de setleri 3 setten 4, 5, 6 setlere kadar, 7 setlere kadar çıkarabilirsiniz. Tekrarları zorlandığınız yere kadar yapmanız gerekiyor. Yani 12 ise 12'de zorlanma gelmeli. Ama böyle acı, ağrı istemiyoruz. Tatlı bir zorlanma istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımızda görüşmeyi diliyoruz. Katılımın için teşekkür ediyorum Ali. Diğer videolarda görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.